Markaca hoş geldiniz. i̇ngiltere i̇sviçre maçının önünü konuşacağız. Evet, Fikretcim hoş geldin. Sen de hoş geldin kardeşim. E, İngiltere, İsviçre. İngiltere biliyorsun ki benim favorim. E, bunu söylerken, bunu söylerken utanıyorum ama <laughs> e, yapacak bir şey yok. İsviçre'de gizli favorimdi. Evet. Yine bunu daha önce konuşmuştuk zaten. Ve çeyrek finalle karşı karşıya geldiler. Önce bir istiyorsan turnuva genel performanslarıyla bir başlayalım. Tabii. İngiltere açısından tartışmasız beklentilerin altında kalınan bir oyun var. Özellikle de son Slovakya maçı Bellingham'ın inanılmaz bir anı 90 artı 5 6 artık e, uzatmaya götürdüğü maç e, uzatmada da artık hemen o oyun ritmini kaybetmiş Slovakya'ya karşı golü bulmaları ve rahatlamaları oraya gelinceye kadar gerçekten özellikle de bir istatistik çok dikkat çekmişti Foden'ın Kaleciye verdiği pasla Harry Kane'e verdiği pas arasındaki o istatistik hatta bir ara kaleciye verdiği daha fazlaydı. E, Pickford'a 3 pas verdi Kane'e 1. Ya çok dikkat çekici, sıkıcı, eldeki kadronun karşılığını yansıtmayan bir oyun. Fakat çeyrek finalde İngiltere. Southgate'den şanslısı ve mutlusu yoktur şu an. Devamını devamında görmek isteyecektir şüphesiz. Ama diğer taraftan da Murat Yakın'la beraber İsviçre turnuvadaki en iyi yapılardan bir tanesi. En fazla doğru uygulamayı gördüğümüz, keyifli, izleyenlere keyif veren, uzun süredir bu üçlü düzeni sahaya yansıtan ve özellikle de merkez orta sahalarına verdiği roller, Freuler'den aldığı katkı, Granit Xhaka'nın buraya çok formda gelmiş olması, savunmacısının disiplini İsviçre. Çeyrek final aslında onlar için sürpriz değil. Yani çünkü başarılı bir organizasyon. Yine çeyrek final görmüşlerdi. Bir kez daha gördüler. Şimdi rakip İngiltere. E açıkçası şunu söylemek gerekirse futbol adaleti biraz sahaya yansırsa İsviçre'nin bu turu geçmesi gerekiyor bana göre. Bu şu ana kadarki bölüm. Bugüne kadar gelinen noktayı değerlendirdiğimizde İsviçre'nin bu turu geçmesini beklemek lazım. Ama tabii ki de oyun çok fazla dilek kipiyle veya geçmişteki deneyimleri direkt bugüne yansıtabileceğimiz bir oyun değil. Ya bireysel kalite devreye girebilir. Oyuncuların günlük performansı devreye girebilir. Şimdi biz videoyu çekmeden evvel beklediğimiz bir son dakika gelişmesi vardı Bellingham. Onunla ilgili de bir maç ceza diyorlar. Ama ya en söylentiler son... var ama olmaması. Dedi Bilkle değil şey yazmış. Beş haneli bir para cezası verilecek. Geçmişte öyle cezalar verildi galiba. Öyle diyorlar. Yine o, o tarz bir uygulama da olabilir. Ama Bellingham varken ve Bellingham yokken diye bir alternatif evren var İngiltere Tabii. için. Böyle başlamış olalım. Sen herhalde yine bir İngiltere-İsviçre yi, bir görüntüler de var kullanacağın. Evet. Onlara geçelim istiyorsan. Önce bir görüntüler üzerinden birkaç tane örnek pozisyon işleyelim bu maça etki etmesini beklediğim. Daha sonra muhtemelen 11 ve taktiksel öngörü olarak devam ederiz. Şimdi bu maç Slovakya maçı. Birazcık son maç ferilerini referans olarak almayı doğru buluyorum. Çünkü yani son 16'da ne yaptığı takımların neyi gösterdiğini inceleyebilmek gerekiyor çeyrek finale gelirken planlar, stratejiler tabii ki de rakibe göre. Tabii ki de bu bir lig maratonu değil, turnuva maratonu. Oyunu değerlendirme şeklimiz çok farklı olması gerekiyor ama en azından turnuvadaki güncellerini algılayabilmek açısından son maç performanslarını bir inceledim ben, tekrar izledim. Özellikle de Slovakya, İngiltere karşısında izlediğim Slovakya, Kalzona'nın takımı bana göre ilk 45 itibariyle şu turnuvada izlediğim en iyi birkaç tane ilk 45'i gösterdi. Ondan sonra zaten milli takımın ilk 45'ini taktiksel olarak çok beğendim. Montella'nın Avusturya karşısında. Ya Kazona'nın takımı İngiltere'ye o kadar büyük zorluk yaşattı ki ikinci yarıda biraz daha strateji hataları geldi. Belki oyuncu değişikliklerini daha farklı yapabilirdi Calzona. İsmini de yanlış telaffuz ediyorsam kusura bakmayın lütfen. İyi oyuncularını saklayabilseydi maçın sonuna. Orada hani maçı bitirme stratejisine gitti. Bir sıfırı alma stratejisine. O istediğini alamadı ama ilk yer itibariyle özellikle de bu pozisyondan başlayacak olursak Kyle Walker'ın hiç gününde olma bir gün İngiltere adına hem verilen pozisyonlarda hem yenen golde kademe hataları ki yıllarca İngiltere'de İngiltere medyası Trent Alexander Arnold'ı topa tuttu bu kademe hatalarından ötürü. Yani şunları Trent Alexander Arnold yapsaydı neler derlerdi bilmiyorum ama Walker'a karşı birazcık daha böyle ılımlı yaklaşıyorlar zaman zaman ama Walker skandal bir savunma performansı özellikle de kademe açısından. Şimdi Gueye de yok İngiltere'de o da cezalı. E, ee, onun da zaman zaman problemleri vardı. Bunu, bunu, göstermek adına da bu pozisyonu işleyelim istedim. Şimdi burada Haraslin çok formda olan bir Haraslin. Turnuvadaki favori oyuncu onu sonra ekleyeyim. Çok özel bir turnu oynadı. Karşı karşıya kaçırdığı bir gol pozisyonu. Burada Slovakya muazzam bir geçiş başlatıyor. Ben Lobotka'yı da çok beğeniyorum. Başlayan savunmadan işleyerek başlayan bir aksiyon. Orta sahadan bir tek top geliyor. Kyle Walker'ın arkasına. Ki Walker çok iyi bir birebir savunucusu aslında. Yani karşısında hızlı oyunculara karşı ki Vinicius Junior'a karşı şampiyonlar liginde vesaire çok çok iyi performansları vardı. Ama burada savunma arkasına atılan bir topta İngiltere savunmasının çok problem yaşadığı bir anı görerek başladık. Şimdi bu İsviçre için bir Mesaj olabilir. İsviçre özellikle de Forvet arkasında konumlandırdığı iki oyuncusunu ki Vargas direkt akla geliyor. Bu rolde kullanıyor. Ve o onun savunma arkası koşularını çok sık kullanıyor. Bu topları atabilecek oyuncular da var. Freuler, Granit Xhaka. Yani İngiltere'nin yine sağ bek tercihinin kim olacağı. Geçişte onun arkasının işlenebilirliği bir mesaj verebilir. İsviçre adına. ya yani Topun İsviçre'de olduğu anları düşünerek bu pozisyonu işlemek istedim. Bir sonraki görüntüye bakalım. Şimdi bu da yenilen gol. İngiltere'nin Slovakya'dan yediği gol. Burada bir hava topu mücadelesi var. Gueye ile Stones'un tam olarak paylaşımı doğru yapamadı ve Kyle Walker'ın da bir sonraki görüntüde göreceğiz. Kademeyi inanılmaz bozduğu bir pozisyon. Ya yani şu şekilde bir karşılama skandal bence Kyle Walker için. Yani gittiği yönü belirleyememesi, koştuğu anı, pozisyon alışı vesaire ciddi problem vardı. O yüzden İngiltere'nin de ön taraftaki üçlüsünün bunlara ek olarak koşular yapan birazdan göstereceğiz oyuncuların İngiltere savunmasını delebileceğini düşünüyorum. Taktiksel kısımda daha net öngörülerimi anlatacağım. Ben bu maçta üçlüye karşı üçlü görebileceğimizi düşünüyorum İngiltere'den. Çünkü İngiltere zaman zaman bunu yaptı onun içinde Southgate. Hemen yanına konumlandırıyordu Walker'ı stoperlerin. Aslında bir üçlü düzen oynuyordu. Ve Arnold'ın da kadroya döneceğini düşünüyorum. Hele bir de Bellingham olmazsa hala ceza durumu olabilir. Kesin oynaması lazım. Bir de Luke Shaw'da galiba Luke Shaw'un da dönme ihtimali var. Joe Gomez, olabilir. ve Walker'lı bir üçlü. Mümkün. Temel. Birkaç tane tahminimiz var o konu özelinde. O onlardan bir tanesi. Yani Joe Gomez'in oynama ihtimali var. Konsa'yı belki tercih edebilir. Çünkü o savunma markasına giden oyuncular... Birazcık daha timingin havadan daha iyi olması bir ihtimaldir. Ama böyle pozisyonlarda yakalanırlarsa İsviçre'nin de şüphesi affı olmaz. Sonraki görüntüye bakalım. Şimdi burada İngiltere'nin ikinci yarıda iyi yaptığı bir anı almak istedim. O da Harry Kane'i daha aktif kullanmak akıllara geldi. Sonunda geldi akıllara. Yani bütün turnuva boyunca İngiltere Harry Kane'i bence bu açıdan tam anlamıyla kullanamadı. Ama kullandığınız zaman da bu oluyor işte. Yani bağlantı işini Mourinho ile beraber zirveye çıkarmış. Onun aldığı ve onun çevresinde toplanan İngilizler zaten trip yer. Hücuma da çok sık gelemiyor bazen ama geldiği zaman da bu boşluğu yakaladı. Ki bu da offside'den iptal edilen gol pozisyonu. Yani Harry Kane'in o bağlantı işi İsviçre'nin canını sıkabilir. Ya yani İsviçre 3 tane stoperle oynuyor ama Harry Kane'e kimin çıkacağı çok kritik. Çünkü Harry Kane'in eşleşmesi bu maçtaki İsviçre'den en önemli nokta. Yani o bağlantıyı bulduğunda İngiltere işleyebiliyor. Ama problem zaten o hatta geçiş. İngiltere kendi bölgesinde pas yapıyor yapıyor yapıyor. 3. bölgede yoklar. Üçüncü bölgeye giriş biraz İngiltere'de sıkıntılı. Ve bu yüzden de bazı oyuncuların performansı kötü gözüküyor. Ya bu maçta Saka'yı bek gibi kullandığı anlar da oldu. O işte üçlüye döndüğü anlar Southgate'in. Ama ya bu oyuncuların hepsinin geldiği takımlarda hemen hepsinin. Ya bir yerleşik hücum planı var. Bir set hücum planı var. Bir rol var. Şimdi Foden kötü gözüküyor belli oranda. Neden? Pep Guardiola düzeni diyorlar. Saka isteneni veremiyor diyorlar. E neden? Arteta düzeninden geldiği için belli oranda. E Harry Kane yıllarca o bağlantı işlerini yapmış bir oyuncu. ne merkezden katkı almak istediğiniz oyuncular Declan Rice Arteta düzeninde. Yani baktığın zaman ana omurgadaki birkaç tane oyuncu İngiltere'de pas ve set hücumuna 3. bölgedeki yaratıcılığa çok endeksli oyuncular. Ama Southgate'in daha böyle tutucu oyunu, daha az risk alan, daha en garanti pası bulayım oyunu biraz oyunculara uymuyor gibi. En azından turnuvada onu gördük. Sonraki görüntü. Şimdi birazcık da İsviçre üzerinden konuya ele alalım istiyorum. Şimdi İngiltere taraftarının, İngiltere'yi destekleyenlerin, burası sen de dahil. Turnuvadaki en çok heyecanlandığı birkaç anı soralım. Muhtemelen duran toplar diyen çıkar. Çünkü İngilizlerin gol olma heyecanıyla ayak kalktığı birkaç tane an varsa onlardan biri duran toplar. E Bellingham touchtan attı. Genellikle kornerlerde tripier geliyor. İşte yan toplarda bir heyecanlanılıyor. Çünkü aksi takdirde sette çok da böyle <laughs> Heyecanlı maçlar izlemediklerini görüyoruz. İsviçre benim Duran top setleri karşılama açısından çok beğendiğim bir takım. Yani şu çizgi bütün oyuncuların İtalya İtalyanlar da fena değildir Duran top işlerinde. Onlara karşı yaptığı savunma çizgisi. İngiltere'ye karşı İsviçre'nin bu disiplini devam ettireceğini düşünüyorum. Özellikle de yan top, kenar top şanslarında. Bu yüzden de Arnold oynamalı. Ya yani Arnold bu konularda çok zeki bir oyuncu. Özellikle de duran toplarda. Onun vardı zaten. Baş soluna elediği hızlı kullandığı. Yine free kick'ten attığı goller. Beckhamvari bir vuruş tekniği. Böyle anlarda da savunma çizgisi böyle olacaksa da şayet duran top organizasyonuna ihtiyacı var İngiltere'nin. Kazandığı her topta. İsviçre bu işi iyi yapıyor bunu almak istedim. Bir sonraki görüntü. Az önce konuştuğumuz konu esasında. Hem geçişte Vargas'ın savunma arkasına gitmesi hem de Vargas topu aldığı andan itibaren İsviçre'de ana planın devreye girmesi. Şimdi Vargas topu alıyor. Kanat beki onunla geliyor denge bozmak adına. Ve yay dikkat ettiyseniz burada Fröyler golü öyle attı. Hemen gidiyor. Pozisyonun başında da Dikkat ettim ben ona. Top gelir gelmez Freuler hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Freuler'in ilgilendiği tek bir şey var. Merkezden koş. Sağa mı gitmiş? Top sola mı gitmiş? Murat Yakın ona çok net bir görevlendirme vermiş Freuler'e. O oyun kuruculuğunun yanına gir abi demiş cihaz sahası içine. Yanlarına, içeriye. Granit da öyle. O da deniyor, geliyor. E, o pas trafiklerine katılıyorlar. Ve Vargas'ın da birebirini oynaması İsviçre'nin en önemli hücum opsiyonlarından bir tanesi. Bir sonraki görüntüye bakalım. Az önce konuştuğumuz konu. İkinci yarının hemen başında golünü buldular. Santra da buldu. İsviçre gol İtalya'ya karşı. İtalya'nın kick-off stratejisi bir uzun top çıkarmaya çalıştılar. Çok kötü kullandılar. İsviçre hemen aldı. Hemen ezberi uyguladı. Bakın ilk gol Freuler'in koşusu. ikinci gol Granit Xhaka'nın girdiği alan. Ve onun Vargas'la beraber yine pozisyona dahili. İki tane kanat bek değişiyor. Vargas sabit, Granit Xhaka ve Freuler. Yani hücum opsiyonundaki roller çok açık. Burada da soyunma odasından yeni gelmişler bu arada. Hani 1-0 öndeler, soyunma odasından yeni gelmişler. Taktik disiplin aynen devam ediyor. Tabi burada İtalya savunmasının da hem ilk golde hem ikinci golde Yay civarına bıraktığı alan, bıraktığı verdiği müsaade ki ben bunu İtalya ezberinde hiç görmemiştim. Yani İtalya'nın savunma açısından birkaç tane ön plan çıkan oyuncusunun olduğu bir turnuva. Calafiori çok iyi bir turnuva geçirdi. Zaten Bastoni'yi söylemeye gerek yok ama takım savunma açısından, takım hücumu açısından İtalyanların çok uyanık olmadığı bir turnuvaydı. Konsantre olamadı. kisi Paletti de sürekli bundan dem vurdu, açıklamalar da yaptı. Yani biz iyi değildik, rakip çok iyiydi diye İscia maçında ama burada yaydaki müsaade, Vargas'a verilen müsaade dikkat edilmesi gereken bir konu açıkçası. Devam edelim. Bu da İtalya'nın İsviçre özellikle de ikinci yarı geriye düştükten sonra çok sık denediği bir şablon. Şimdi bunu niye aldım? Bu maçta öne geçme ihtimali daha yüksek olan taraf en azından kağıt üzerinde İsviçre. İsviçre öne geçtiği senaryoda bu işleri yapıyor. Kompakt bir yapı, bütün İsviçreli oyuncular belli bir hattı savunuyorlar ve İngiltere'nin de bunu deneme ihtimali çok yüksek. Çünkü İngiltere'nin de özellikle de işleyerek, o örerek kaleye gitme seti pek yok. Zaten onu da şeyden konuştuk az önce. Oyuncuların geldiği takımlardaki ezberlerini burada sergileyememesi ve gerçek performanslarından uzaklaşmalarına sebebiyet veriyor. Şimdi burada İtalyanlar şunu çok sık denediler. Savunma arkasına atalım. 3 stoper var. Bek arkasına atalım. Stoper arkasına atalım. Ama offside'a düştükleri anlar da çok oldu. Aynı duran topta olduğu gibi burada da o hattı çok iyi uyguladığını görüyoruz takımı. Özellikle de İsviçre'nin savunma hattını. Bu pasları İngiltere'den de ben göreceğimizi düşünüyorum. Ufak bir anekdot. Oynarsa Kobe Maino'nun bence böyle işleri zaman zaman denemeyip dikine gitme ihtimali de var. Dribbling yapma ihtimali de var. Hat arasında oyuncuyu bulma ihtimali de var. O yüzden burası da bence İngiltere İsviçre maçında bizim göreceğimiz kritik birkaç tane pozisyondan biri. O zaman Fiko'cum e, muhtemelen 11'lere geçelim. Yine İngiltere'den başlayalım sonra İsviçre'ye bir İngiltere Evet. Şimdi İngiltere'de muhtemel 11 ve benim beklentim olarak iki tane 11 vermek istiyorum. Bir kere kale zaten Pickford. Savunma ikilisi Guayi'nin olmamasından sebep Stones. Yarın da Joe Gomez mi olacak, Konsa mı olacak bunu göreceğiz. Beklerde ben bekte Arnold'u bekliyorum bu maç. Ya yani Muhtemel 11'de de zaten Arnold şu an yazılıyor Walker'ın kötü bir maç oynamasından dolayı. En azından o yazılıyor. Solbeck Trippier yine yazılmış ama parantez. Senin de dediğin gibi e, durumu takip edilecek bir oyuncu var. Zaten özellikle de getirildi. Show, look show. Orta saha ikilisi bellingham Mino doğru ikiliyi buldu bence. Ama Bellingham'ın durumu belirsiz. Yani Bellingham oynamazsa orada Declan Rice tekrar girip Rice-Maino şekli mi olacak? Yani böyle bir yapımı kurulacak. E Rice'ı çünkü biraz daha o... Bellingham Mino öne gidiyordu. Rice birazcık daha gelip o stoperlerin arasına giriyordu. Yine daha doğru gözüküyordu. Derli toplu gözüküyordu. Belki Cole Palmer da dahil olabilirdi. Ki ikinci yarılarda kullanıyor onu. Ama işte Bellingham durumunu bilmiyoruz. Bellingham'ın durumunu bilmediğimiz için Rice banko yanı mayo olacak gibi. Eğer Bellingham oynamazsa, Bellingham oynarsa da Rice Bellingham ya da Rice Mino Bellingham gibi bir orta saha bekliyorum. Bellingham'ın yokluğunda dediğim gibi burada kim olacağını Üçüncü bir orta sahada. Hep beraber takip edeceğiz. Belki kullanabilirse on numara gibi Palmer rolü ya da Foden belki e, olabilir. Bunun altını çizelim. Sol tarafta tabii ki de Foden. E, Bellingham'ın durumuna göre o da yine mevkisi belirsizleşebilir. Yani on numarada da görebiliriz. Sağ tarafta Saka. Santa foto'da Harry bekliyoruz. Benim öngörülerimden bir tanesi de şu. Üçlüye karşı üçlü olabilir mi? Ya çünkü bu üçlü düzenlerin antitezi eğer birebir ve adam adama oynamak isteyen bir teknik direktör varsa üçlü olabiliyor. Tez antitezi de iki tane aynı formasyonu sahaya koyup daha böyle reaktif olup belki de zaman zaman topu bıraktığı bir senaryo İngiltere'nin geçişe odaklandığı olabilir. O zaman da 3 stoperi nasıl yapacağı çok kritik hale gelecek. Yani 3-4-3 yapısı mı? 3-4-1-2 mi? Onu merak edeceğiz açıkçası ve sağ kanat bek sağ kam olacak. Eze de hayatı boyunca böyle bir anı muhtemelen düşünmemiştir. Yani Slovakya karşısında oyuna gireceksiniz. Bek olarak tamamlayacağınız birkaç dakika var ve mil takımınızın kaderi belirsiz geridesiniz bir 0 Southgate birazcık bazen can havli hamlelerde yapıyor açıkçası ama bu maç üzerinde başlangıç senaryosu da üçlü olabilir benim tahminim. O zaman da Konsa'yı direkt eldeki bütün stoperlerle beraber kullanmak için sahaya atabilir. Stones da zaten alışık Guardiola'dan. Karşılarken 4-4-2, hücumdayken üçlü savunma önüne gitmeye alışık bir oyuncu. Savunmanın ortasına da girebilir. Yani Joe Gomez, Stones, Konsa, bek gelebilirse Show gelmezse Trippier, sol kanat bek, sağ kanat bek, Saka, Orta saha ikilisi. Bellingham olmadığı senaryoda konuşuyorum. Rice, Mino. Bellingham olursa Bellingham Rice. Hücum tarafında da Harry Kane, Foden. Ve burada yine bir Palmer görebiliriz. Yani böyle bir 3-4-3 yapısı da İsviçre karşı sorun çıkarmak adına 3 stopere 3 tane hücum oyuncusu. Hatta belki Ivan Tony bile oyunun ilerleyen dakikalarında süre bulabilir. Böyle bir yapı görebileceğimizi düşünüyorum İngiltere'den ama tabii bu benim öngörüm. Yine klasik 4 düzende devam edebilir. Bu arada şey Ivan Tony, direkt Higon 1'e koymalı diyenler bile var. Etki etme ihtimali çok İntere yüksek. Dönüş. medyasında öyle bir söylenti de var Hı -hı. Tony üzerinden. E bakalım ne olacak yani etkisi Iron Tony tabii çok yönlü bir oyuncu. Takım oyununa çok katkısı var. Hurricane gibi aynı şekilde ama tabii Hurricane başka bir seviye o yüzden... Yani tabii. bilmiyorum bana çok gerçekçi gelmiyor. Kane'i kesip Ivan Toni'yi koymak. Yani Kane'e bir şey olması gerekiyor Ivan Toni'nin o şekilde girebilmesi için. <laughs> e bir de golle attı zor. tabii. Zor. E tabi. o zaman İsviçre'ye geçelim. Murat yakın. İsviçre'nin 11'inde konuşalım tabii ki. Onların aslında yapısı çok daha belirgin. İngiltere'nin en azından birkaç tane oyuncusuna göre. Zaten oynanan oyun da belli. Kale tercihi zor şey için çünkü ya bana soracak olursan ben Kobel'le oynaması gerektiğini düşünüyorum. Yani çünkü çok iyi bir sezon oynadı Kobel. Somer de kötü oynamadı elbette. Ama hani Kobel'in ben artık tamamen devralması gerektiğini düşünüyorum. Somer son turnuvası olabilme ihtimali çok yüksek. Somer'i koyalım yine. Onu oynatacak gibi duruyor Murat Yakın. Fabian Schär yıllardır mil takımın ana parçası. Akanji ki Şar'la Akanji'yi zaman zaman yerde değiştiriyorlar. Ve sol bek olarak yıllarca izlediğimiz Ricardo Rodriguez artık çok iyi bir sol kenar stoper oldu. Ve onun da hücuma katılıp zaman zaman şut denemeleri oluyor. Genellikle de burayı kullanıyor zaten. İsviçre'nin ağırlıklı kullandığı kenar burası. Sol kanat bek Abişer. Sağ kanat bek Wittmer. Orta sahikisi Granit Xhaka ve Froyer zaten yine ana parçalardan ikisi. Vargas Endoy o Forvet'in hemen arkasındaki oyuncular ve Forvet'te de Embolo. İsviçre'nin genel yapısı 11 olarak böyle. E, bence orada İsviçre'de kritik oyunculardan biri Ebişar. Ebişar hem topla hem topsuz İsviçre'nin o hücum hareketini bence çok önemli bir katkı sağlıyor. Şu da çok aslında önemli. Yani Ebişer'in o gerekirse sattı koşusu bile Granit Xhaka şöyle bir avantajı var şimdi. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Şimdi elinde Granit Xhaka gibi bir oyuncu varken şimdi bir kere oyunu çok hızlı yönünü değiştirebilirsin. Tabii. İstersen. İstersen araya toplar atabilirsin. Bunların hepsini yapabilecek miyiz? İstersen de yerleş pas yap. İstersen o onu işte yapabilirsin. De yani. E yanında da Froyler var. Sen Froyler'i çok iyi anlattın. Ceza sahasında koşu yapıyor. Yine pas istasyonu olabilir. Yani Murat onu içeri koşacak kullanıyor ama Çakal'e beraber orada iki pivot gibi kullansa onu da oynayabilecek bir oyuncu. Şimdi elinde çok bu kadar çok opsiyon varken rakiplerin neye önlem alması gerektiğini bilemiyorsun. Endoy Vargas zaten ortada. Yani Vargas'ın her şeyi yapabilmesi ki İtalya attığı gol. Yine o yeteneklerinden beni görse. Endoy'da çok iyi bir sezon geçirdi. Tabii. Ya bu yapının en önemli iki oyuncusu zaten Froyler'le Şaka. Çünkü çünkü neden? Ya burada bir tek hattan söz ediyoruz. Dörtlü bir tek hat var. Kolay değildir. Ya 3-5-2'ler biraz daha en azından 3-4'lü yapılara göre, 3-4-3, 3-4-2 1li yapılara göre bir tane daha orta saha oyuncusunun gelip evrilmesinden sebep daha orta saha yükünü hafifletir. Ama burada önde kullandığı 3 oyuncu, ya Vargas gelip merkezde ne oranda katkı sunar? Veya Endoy zaten forvet tipolojisinde bir oyuncu. Embolo'yu da zaten dahil etmiyoruz. ile Lecaka. En önemli şey. İngiltere'nin zaten burada birebir eşleşmeleri en iyi yapması gereken oyuncular bunlar. Dilersen birazcık da taktiksel öngörülerden bahsedelim. Tabii. Ve videomuzu tamamlayalım. Taktiksel öngörülere biraz topun İsviçre'de olduğu anlarla başlayalım istiyorum. Çünkü bence e, maç adına kritik olabilecek anları böyle anlarda göreceğiz ve teknik adamların da neyi nasıl kurgulayacağını beklediğimiz kısım önce İsviçre'nin top kullanımından başlayacak. İsviçre iyi bir dengeli yapı. Sadece topu bırakan veya sadece topa sahip olmaya endeksli bir organizasyon değil. İkisine eşit dağılım yapmış Murat Yakın. Ve hem geçişi hem de top kendisindeyken özellikle de geriden oyunu kuruyorken artı biri iyi uygulayan bir takım olduğunu düşünüyorum. Şimdi İsviçre'nin ağırlıklı kullandığı kanat Ricardo Rodriguez ve E5 yer a yer nasıl okunuyorsa Buraya çok sık kullanıyorlar Buralara eklemlenen Froyler, Granit Caka, Vargas Yani burada oluşturdukları bir üçgen var hem pas trafiğini oluşturdukları genel bir yapı var. İngiltere'nin bunu nasıl karşılayacağı çok kritik. İngiltere diyelim ki Harry Kane'i stoperlerden birine gönderecek. Hemen beraberinde Foden diğer stopere Saka buraya çıkacak mı çıkmayacak mı? O yüzden ben diyorum ki üçlü karşılama ihtimali de var. Ya üç, Üçlü oynama ihtimali İngiltere için bu maçta doğru bir strateji olabilir. Üçlü oynarsanız burada Palmer ya da başka bir forvet oyuncusunu kullanabilirsiniz. Tony de olabilir. Ve Saka'yı da diğer beke gönderebilirsiniz. Üçlü oynadığınız için geride de 3 tane İngiltere forvetine karşı birebir eşleşmeyi doğru yaparsınız. Bek beke kenar kenara orta sahadan da katkıyı alarak bu işi doğru karşılayarak yapabilir aslında İngiltere. Ama bu benim öngörüm, benim beklentim. Dörtlü senaryoda beklediğimiz için İngiltere'yi onu da konuşalım, yorumlayalım istiyorum. Şimdi Southgate çok güvenli futbol tercih eden bir teknik adam. Hem karşılıyorken hem topa sahipken. Şimdi burada baskıyı bir adım geriden de başlatabilir. Yani Foden ve Saka'yı gönderdiğinde o artı birlik alanları vermemek, bu dezavantajı yaşamamak adına daha 4-3-3'e yakın bir orta saha yapısı. Hattı biraz daha geriden ama yine de savunma çizgisinde dengeli bir şekilde öne çıkardığı bir karşılama kurgusu görebiliriz. Şimdi bu bağlantı sette veya geçişte İsviçre tarafından sağlanabilirse gol pozisyonuna girebilirler. Özellikle de Freuler, Granit Xhaka'nın sürpriz koşularıyla ve Vargas'ın birebir becerileriyle. Şimdi burada İsviçre'nin uzun vurma ihtimali de var. Bu işleri de fena yapmayan bir takım. Oyunu yönü çok iyi değiştiren oyuncular var. Senin de dediğin gibi. Hem sağ beke hem sol beke hem stoperlerin arasına girmiş iki tane forvete doğru ki fiziksel üstünlük sağlayabilecek iki tane Santifor tipolojisinde oyuncuya sahipler bunu yapabilir. Yani bu oyunun kaderi İsviçre'nin oyunu kurduğu o ilk anda yapılacak İngiltere'nin karşılama planında gizli. İngiltere nasıl karşılayacak ve o ilk güvenli pasa müsaade edecekler mi? Bence şu an futbolun hem turnuvada da daha yakından görüyoruz hem ligler bazında da görüyoruz. En kritik noktalarından bir tanesi bu. Pres kırmak, pres yapmak, karşılamak ve yerleşik savunmaya hücum etmek. Birçok teknik adamın kafa yorduğu temel başlıklar bunlar olarak adlandırılabilir. Murat Yakın'ın planları net ama Southgate'in o kadar net gözükmüyor. Nasıl bir karşılama planı olacak burayı göreceğiz. Topun İngiltere'de olduğu anlarda da yine İngiltere'nin şu ana kadarki periyotta savunmadan o çıkışları iyi yapamaması, Harry Kane'in bağlantısını çok iyi kullanamaması bir etkendi. Ama son galibiyet biraz daha o baskıyı atmış olabilir üzerinden İngiltere ve daha özgüvenli bir futbolda izletebilirler. Keyifli bir maç olacağını düşünüyorum bu açıdan da. Topun İngiltere'de olduğu anlarda da Harry Kane'in gelip bağlantılara girmesi, Maynou'nun driplenklerinden faydalanabilmek, Bellingham'ın yine top taşıcılığından faydalanabilmek ve artık Foden'ı, Sakay'ı bu işin içerisinde daha net dahil edebilmek ki ben şöyle bir yapı olacağını düşünüyorum İngiltere'de biraz daha böyle 3 tane merkez oyuncusunun ve 2 tane forvetleşebilen kenarın olacağını düşünüyorum. Buraya Harry girdiğini düşünelim. Bellingham oynarsa Bellingham Declan Rice'ın ilk top almak için savunmacıların arasında veya önünde yanında konumlandığı Mino ve Bellingham ikilisinin top taşıcılık açısından 2 tane orta sahaya üstünlük sağlama çabası ve Harry Kane'in demarke kalma çabaları o demarke kaldığında da hemen içeri girecek bir Saka, hemen içeri girecek bir Foden ve burada üçlü stoper yapısını daha dengesizleştirecek İngiltere takımı göreceğimizi düşünüyorum. Ricardo Rodriguez'e biraz içeri kat ederek hücum edeceğini düşünüyorum. İngiliz futbolcuları. Çünkü Ricardo Rodriguez ne ister? Top çizgilere, kenarlara biraz daha uzaklaşsın ister kaleden. Ki genelde böyle savunmayı tercih eden bir oyuncu. Çünkü dezavantajları daha az ortaya çıkar. Ama içeri kat ettiğinde bir oyuncu, onunla beraber gelen Ricardo Rodriguez'in eksilme problem yaşama ihtimali var. Diğer taraftan Fabian Schär ve Akanji'nin hangi adamla eşleşeceği, kimi alacağı da belirsizleşebilir. Diyelim ki Akanji çıktı veya Fabian Schär her iki eline çıktı. İşte o zaman buralara hatta Bellingham bile sürpriz koşular atabilir. Bu yüzden de Arnold'un oynaması çok kritik. Ya Arnold burada ilk topu aldığında takımının genel hareketliliğine pas atabilecek bir oyuncu. Bir bekten çok daha fazlası. Esasında orta saha merkezleşmesinde kullanmıştı. Bellingham olmazsa belki yine bunu da göreceğiz. Ama Arnold topu nerede alırsa alsın. Walker'a göre böyle karşılayacak bir savunmaya. Ki öne geçtiğinde İtalya maçını gösterdik. Öne geçtiğinde daha da zor İsviçre'ye hücum etmek. Bu senaryolarda da eğer ki İsviçre öne geçirse Arnold daha da kritikleşecek. Bu savunma arkasını işlemek gerektiğini düşünüyorum. Ee, Ozan, Fiko'cum teşekkür ederiz. Son olarak yine maça dair eklemek istediğim bir şey varsa? Ben teşekkür ederim. İsviçre-İngiltere maçını işlemeye çalıştık. Ee, tabii ki de eksik bıraktığımız noktalar olduysa, başka düşünceler varsa yorumlarda dinlemek isterim. Ben de okumak isterim. Genel anlamda keyifli bir maç beklediğimi söyledim. İsviçre'nin turu geçmeye daha yakın taraf olduğunu düşünüyorum. Açıkçası çünkü oyun gücü olarak, yapı olarak daha belirli bir haldeler. Ama işte bu turnuvalarda günlük performansı hep vurguluyoruz. Anları doğru oynamayı hep vurguluyoruz. E, duran topları, geçişlerde yakalanabilecek anları bunlar hep vurguluyoruz. Southgate'in artık elindeki oyuncu grubuna uygun bir şeylerle sahada olması lazım. Rakibi iyi etüt edeceğini düşünüyorum bu maç. O üçlüye karşı üçlü olur mu? Onu da merak ediyorum. Bakalım öngörülerimiz doğru çıkacak mı? Bunu da hep beraber gözlemleyeceğiz. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Arkadaşlar kalın.